Eşe karşı işlenen suçlarda cezayı artırıcı nedenler boşanılan eşi de kapsayacak. Bu iyi bir tanım gibi. Umarım çelişen başka bir yer yoktur maddelerde ama şu somut delil ifadesi nedir? Birileri açıklasın bunu istiyorum gerçekten. Şimdi bu yargı paketiyle birlikte çocuklara istismarla suçlanan kişiler cezaevinde ise dışarı mı çıkacak? Cezaevinde değilse böyle korkunç bir olay yaşandığında çocuk, bildiğimiz çocuk somut bir delil getiremezse cezaevine girmeyecek anladığım kadarıyla o şahıs. Eğer böyleyse büyük sorunumuz var Ankara. Değerli hakim, yargıç ve savcı ve hukukçularımıza yine çok iş düşüyor. Doğru yorumlamak adına maddeleri. Çocuk vatandır çünkü. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek döviz kuru ve enflasyonu dış güçlere bağlaması yeni günde de muhalefetin gündemindeydi. Gezi olaylarındaki amaç neyse, kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden kurulan oyunda aynıdır. Bu ülkenin hazinesinin borcu 2018 yılından sonra ikiye katladı mı? Ya şimdi gezi olayları 2013. 2013'teki gezi olaylarını çıkaran mı geldi de bugün hazinenin borcunu ikiye katladı? Çukur eylemleri 2016. 5 yıl geçmiş, 5 yıl. Çukur eylemlerini yapanlar mı bu ülkenin dövizlerini sattı ya? Türkiye'yi rayından çıkartmayı başaramayanlar bu defa daha sinsi yol ve yöntemlere yöneldiler. Yeni hedef ekonomimizdi. Dış mihraka teslim olanlar bunlar, faizcilere teslim olanlar bunlar. Muhalefet ekonomik tablodan Cumhurbaşkanı'nı sorumlu tutarken Erdoğan dış güçleri işaret etti. CHP'li Veli Ağbaba Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesine ilişkin söke söke sözlerini hatırlattı. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Ekonomi kötüye gidince dış güçler, faiz lobisi, üst akıl vesaire. Ama Kanal İstanbul'a gelince dış güçler avukatları yapabiliyor. Döviz kurunu harekete geçirerek, faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar. 9 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirdik. Faizleri yükseltiyor diye. Sonuç ne oldu? Politika faizimiz %19. Dünyanın en yüksek 7. faizi. Ülkemize diz çöktürme, karanlık senaryoları, hayata geçirme gayretleri sona ermemiştir. Şu anda Merkez Bankası emrinde mi? Emrinde. 2018 seçimlere giderken ne diyordu? Tek yetki bende olsun, faizde, enflasyonda nasıl düşürülür ben göstereceğim demiyor muydu? Hala 3 yıl geçmiş, gezi olayları diyor, Çukur diyor, 15 Temmuz diyor. Kimse kusura bakmasın. Bu millet saf değil. Muhalefet Türkiye ekonomisine dışarıdan saldırı açıklamalarını kabul etmiyor. Ekonomik tablonun tek sorumlusu iktidar diyor. Sırf akraba diye al damadı bakan yap diye bu millet mi söyledi? 130 milyar dolar dövizi sat diye bu millet mi söyledi size? Faizi %19'da tut diye bu millet mi söylüyor size? Yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık. Merkez Bankası rezervlerini biz 27 milyar dolardan aldık. 132 milyar dolara çıkarttık. Yıllarca biriktirdik damla damla. Bunlar ne yaptı? Taraflı Cumhurbaşkanı, akraba bakanın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır 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 sattılar. Muhalefetin ekside dediği Merkez Bankası rezervi son 2 yılın en yüksek enflasyon rakamı, yüksek döviz kuru. Cumhurbaşkanının dış güçler çıkışı muhalefet cephesinde böyle yankılandı.